Videonun başına bu şekilde giriş yapmak istedim. Tam 7 kişiye gaming ekipman hediye ediyoruz. Çekiliş var arkadaşlar. 10 Nisan saat 21.00'da Instagram hesabımda çekiliş postu yayında olacak. Buraya bir yere zaten görselini koymuş oldum. Hemen sen de Instagram'a gel ve çekilişe katıl. 7 ekipmandan biri senin de olabilir. Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crown Micro'nun gaming hoparlörünü inceliyoruz. CMS 1003. Bugünkü you know so no no konuğumuz CMS 1003 Crown Micro'nun oyuncu gaming hoparlörü. Neden gaming veya oyuncu diyorum? Çünkü üzerindeki ışıklandırmalardan dolayı. Üzerinde en ufak bir ışıklandırma gördüğümüz her şeye gaming oyuncu diyoruz. Her ne kadar bir hoparlör olsa da güç olarak piyasada çoğu muadilinden daha güçlü bir watt çıkışı veriyor. Tüyü açmadan önce şu bilgilendirmeleri yapayım kısaca. Genelinde 3.5-4.5 en baba 5 watt hoparlör gücü olabiliyor. Crown Micro'nun bu 1003 modelinde 10 watt güç çıkışı bulunuyor. 5 watt tek hoparlör, 5 watt da tek hoparlör oluyor baktığınızda toplamda 10 watt bir güç tüketimi yapıyor. Ve bu da baslarınızı, tizlerinizi çok net almanızı ister oyun oynarken oyundaki ambiyans sesleri veya ses kasma durumu ya da film veya müzik dinlerken bilgisayar üzerinde gayet temiz ve tok bir ses veriyor diyebilirim. Hoparlörün hemen üstündeki sizlere bilgileri de göstereyim. Öncelikle 7 adet bu değişken rainbow dediğimiz ışıklandırması bulunuyor. 1.2 metrelik bir kablosu var ve USB ile bağlanıyor bilgisayara. Baktığınızda ben şu anda hali hazırda bunun diğer versiyonunu kullanıyordum. Onun sadece böyle şerit ışıkları oluyordu. Bunda ise her hoparlörde iki tane altlı üstü ışık bulunuyor. Bu görüntü açısından gayet bizleri tatmin ederken ses açısından da zaten dediğimi anlayacaksın aldığımda aşırı derecede tatmin ediyor diyebilirim sizlere. Tabii ki de şimdi 5 artı 1, 4 artı 1 bu tarz oyuncu gaming olmayan, watt çıkışı daha yüksek olan hoparlörlere baktığımızda onunla kıyaslanamaz ama böyle subwoofer gibi almıyorsunuz. Tizleri, basları tam eşit diyebilirim. Ne çok fazla ne çok az. İkisinin ortasında oyun oynarken gerçekten iyi oluyor. Hatta bazen bilgisayar başında yemek yediğim zaman bile film izlediğimde o sinematik sesleri alabildiğimi söyleyebilirim. Kulaklıklara baktığımızda 7.1 sanal surround oluyor ya. Bunda da o hissi alabiliyorsun. Tabii ki de yok ama o böyle sanki seslerin döndüğünü duyabiliyorum. Bu açılımına birlikte geçelim ve kutunun içerisinde neler bizleri bekliyor Bir birlikte bakmış olalım. Hemen buradaki koruma bandını kaldırdıktan sonra ürünün kutusunu açıyoruz. Ve çok da zaten içerisinden bir şey çıkmıyor. Bir adet kullanım kılavuzu geliyor ve burada zaten resmini görebiliyorsunuz. Onun dışında burada nasıl kurulacağı, neler yapacağınızla ilgili gerekli bilgilendirmeler mevcut. Kutunun dış tasarımı güzel ama iç yapısı sade. Şöyle hemen elimle hoparlörleri çekiyorum. İki adet poşetlenmiş bir şekilde hoparlörler karşımıza geliyor bu şekilde. İki adet girişi bulunuyor demiştim. Birisi 3.5 mm jack, birisi de USB girişi birisini USB noktasına birisini de jack girişi noktasına taktığınızda ürün güç alıyor. Ürünün tipi bu şekilde şöyle dışarıdan da yapılarını göstermek istiyorum. Herhangi bir güç girişi yok yani adaptör fişe takılacak bir giriş bulunmuyor. Burada sesi açma kapama butonu bulunuyor ve bunu en sola çektiğimizde ise bir tık sesi duyuyorsunuz ve tamamen hoparlör kapanıyor. Böyle döndürmeli cihazlar daha çok hoşuma gidiyor ve sizlerin de edebileceğini düşünüyorum. Alt kısımda da Crown mikronun kendine ait logosu bulunuyor. Şimdi bunları fişe bir takalım. Ürünü bağladık. Ürünün ses performansını dinleteceğim. Bilgisayardaki ses %100. Bu da yarıda. Tam böyle ortasında diyebilirim. Mikrofonumu koyuyorum. Müzik bilgisayara bağladığımızda bu şekilde. Şimdi şuradan kapatıyorum. Gördüğünüz gibi tık sesi yapıyor ve ürün kapanıyor. Tamamen buradan seslerini ayarlayabiliyorsunuz. 7 farklı renk geçişi bulunuyor. Rainbow olarak boyutları 175'e 95 ve 78 milim oluyor. Kablo uzunluğu yani bilgisayardan hoparlöre geçecek kablomuzun uzunluğu 1.2 metre. Giriş arayüzü 3.5 mm jack. Ürünün ağırlığı 760 gram. Ve dediğim gibi 5 watt, 5 watt toplamda 10 watt bir güce sahip oluyorsunuz. Frekans tepki hızları da 160 Hz ile 20 kHz arasında değişiyor arkadaşlar. Böyle yapısını gösterdiğimde gayet masanızda şık duruyor. Hoparlörlerimizi inceledik. Ses performanslarını gösterdim. Şimdi araya bir yere bir de film izlerken ki o ses performansını ekleyeceğim. Şu yakamdaki olan mikrofonu yaklaşık 10 santim kadar uzağa koyup bu sesi dinlettim. Ses performansının gerçek derecesini anlayabilmek için kulaklık takmanız gerekiyor. Aşırı derecede böyle bas içeren şarkılarda çok güzel subwoofer gibi bir hava vererek bas veriyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Bu fiyat bandında aldığınızda rainbow aydınlatmalı bir hoparlör istiyorsanız başka muadillerine bakmadan önce bu markayı ve bu ürünü bir deneyin derim. Çünkü dediğim gibi diğer markalarda 4 en baba 5 watt oluyor. Bunun ikisinde toplamda 10 watt var. Ses sistemi işlerinden anlayanlar az çok hemen anlayacak durumu. Diğer ürün vardı bende. Onun da görselini bulursam koyarım buraya. Aynı markanın. Ses aynı. Güzellik aynı. Ama mesela görüntü olarak sadece bir tane RGB ışık koydukları için hoşuma gitmedi. Bu ürünü satın almak istedim. Dediğim gibi masanın her tarafı ışıklı ve arka planda video çekiyorum. Bu hoparlörü tercih ettim ve iyi ki de tercih etmişim. Dezavantaj olarak kablonun biraz daha uzun olmasını isterdim ve baktığında markanın logosu bir tane yere yapıştırılmış. Diğerinde de olsa güzel olurdu çünkü biraz daha böyle bende simetri hastalığı tarzında hepsinin aynı böyle eşit stabil gitmesini isteyen bir yapım var. Zaten model numarası burada CMS 1003 olarak geçiyor. Bir de film performansındaki ses testimizi geçiyoruz. Sen de kimsin be? Konuşmaya geldim. Telefonunu mu kaybettin? <laughs> film izlerken de az önceki gibi bir performansı bulunuyor. İlk önceliği ses çıkışının onmat olması ve ikinci önceliği görünüm açısından gayet güzel bir görüntü vermesi. Bu tarz ürünlerde kablo çıkışlarının 1,5-2 metre olması beni birazcık derinden yaralıyor. Çünkü abi şöyle 3-4 metre koyun da istediğimiz gibi her yere uzatalım. Şimdi bilgisayarın orası kablo karışıklığı. E kabloyu geçirebilmem için belli bir yerden geçiriyorum. Aşağıya indir kasa altta dön et bilmem ne tam ucu ucuna yetişiyor. Frekans aralığının 160 Hz ile 20 kHz arasında olması zaten ses performansı anlamında muadillerinden direkt direkt ön plana çıkartıyor ve zirveyi bu segmentte zorladığını da söylemiş olabilirim. Çünkü frekans aralığı, RMS aralığı gerçekten bu tarz hoparlörlerde önemli oluyor. Zaten ben konuşurken de arkamda şurada görüyorsunuz hoparlörün bir tanesini veya iki tanesini bilmiyorum kadraja sığıyor mu. Bu gaming hoparlörümüzün incelemesi bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.